Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okulan sosyoloji dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuzla başlayalım. Toplumsallaşma genel anlamda bir adaptasyon ve tamamlanma sürecidir. Bu süreçte etkili olan 4 unsuru yazınız. Toplumsallaşmadaki etkili olan 4 unsur. Birincisi ailedir. İkincisinde arkadaş grupları sayılıyor. Üçüncüsünde okullar dediğimiz eğitim kurumlarımız ve dördüncüsü de kitle iletişim araçları. İkinci sorumuz toplumsal ilişkide olması gereken özelliklerinden beş tanesini yazalım. Toplumsal ilişki denebilmesi için bir davranışa iki kişi arasında olması gerekiyor. Bireyler birbirlerinden haberdar olmalı diyelim iki kişi aynı yerde oturuyor ama konuşmuyorlar. Bu toplumsal ilişki olmuyor. Belli bir süre devam etmeli. En azından selamlaşmalı değil mi? Bireyler arasında bir etkileşim olmalı, konuşma olmalı, bir diyalog olmalı ve belli kuralları olmalı ki bu ilişkiye toplumsal ilişki diyebilelim. Üçüncü sorumuz rol pekişmesiyle rol çatışmasını karşılaştırarak ve örnek vererek açıklayınız. Rol pekişmesi nedir? Bir rolün bireyin diğer rolünün yerine getirmesini kolaylaştırmasıdır. Böylece kişi sahip olduğu statüyü ve onun gerektirdiği rolleri yerine getirmede zorlanmaz kolaylıkla yapabilir onları. Mesela öğretmen olan bir ebeveynin çocuklarını eğitirken öğretmenlik bilgilerini kullanması ne yapar? Ebeveynlik rolünü destekler ve olumlu yönde etkiler. Herhangi bir zorluk yaşamaz. Bir de rol çatışması vardır ki farklı sosyal statülere sahip olmak ve bu statülerle ilişkin farklı rol ilişkilerini yürütmek ne oluyor? Roller arasında çatışmaya neden oluyor. İki veya daha fazla statüdeki rollerin birbirini zorlaştırmasına da işte rol çatışması deniyor. Aynı kişinin birden fazla rolü var. Bunlar arasındaki çatışma. Mesela çalıştığı yerde diyelim çocuğunun müdürü ya da çocuğunun öğretmen olan bir anne baba yöneticilik rolleri arasında çatışma yaşayabilir. Orada ona müdürlük mü yapacak, papalık mı ya da annelik mi? Dördüncü sorumuz, sosyal değeri tanımlayarak sosyal değerlerin özelliklerinden beş tanesini yazınız şeklinde. Sosyal değer dediğimiz zaman toplumdaki kişilerin içten bağlı oldukları ortak duygular, düşünceler, kurallar ve uygulamaları kastediyoruz. Bunlar nedir? Toplumsal değerlerdir. Nedir özellikleri sosyal değerlerin? Toplumda kuşaktan kuşağa aktarılır. Yani ortaya aniden çıkmaz. Bize babalarımızdan, onlara da onların babasından kalmıştır. Devredilmiştir. Toplumsal kurallara temel oluşturur ve zorlayıcıdır sosyal değerlerimiz. Toplum bireylerinin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Toplumun birliğini güçlendirir, toplumdan topluma ve zamanla da değişir, gelişir, dönüşür. Beşinci sorumuz, toplumsal yapının iki temel unsurunu yazınız ki bunlar toplumsal yapının iki temel unsur olarak köyleri ve kentleri sayabiliriz. Altıncı sorumuz da, toplumsal normları tanımlayarak özelliklerinden beş tanesini yazınız şeklinde. Toplumda bireylerin nasıl davranmaları gerektiğini düzenleyen ve yaptırım gücü olan kurallar sistemine toplumsal norm denir. Zaten norm demek kural demektir. Normlar şu özelliklere sahip olması gerekiyor. Toplumdan topluma ve zamanla farklılık gösterebilir. Toplumsal ihtiyaçlardan doğarlar. İhtiyaçlara cevap veremeyen normlar ne yapar? İşlevini yitirir ve bu zamanla ortadan kalkar yeni bir norm gelir. Bu normlar eşit önem derecesine sahip değildirler. Her grup veya toplum sosyal normlara muhakkak sahiptirler. Normlar toplumsal düzeni sağlar ve toplumda yaşayan insanlara yaptırım gücüne sahiptirler. Yine normların temelinde de sosyal değerler vardır. Önceki sorularda da buna bahsetmiştik. 7. sorumuzda toplumsal etkileşim tiplerinden uyum ve uyarlamayı örnek vererek açıklayınız. Toplumsal etkileşim tiplerinde uyum dediğimiz zaman birey veya grupların temel davranış kalıplarını değiştirmeden çatışmaları önleyecek, işbirliğini devam ettirecek davranışlar sergilemeleridir. Mesela örnek olarak bireyin bazen yapılan bir hatayı görmezden gelmesi Başkalarının alınganlık göstermesine neden olacak davranışlardan, sözlerden kaçınması nedir? Uyumdur. Hani uyuma derler ya, yani uyum sağlığı anlamında. Boş ver söylesin ya da boş ver yapsın. Uyarlama dediğimiz zaman da grup beklentilerine uygun davranmaktır. Davranışlar başka kişi ya da gruplara göre düzenlenir. Uyumdan farklı olarak tek yönlü bir etkileşimdir uyarlama. Örnek verecek olursak Öğrenciler sınıf içinde rastgele davranamazlar. Davranışlarını ne yapacaklar? Sınıfa göre, yani diğer arkadaşlarına göre ayarlamak zorundadırlar. Zaten bu şekilde yapmazlarsa uyumsuz öğrenci damgasını yerler. Sekizinci sorumuz. Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetkiye, sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir. Bu derecelendirmede temel alınan ölçütler statü, servet, siyasi güç, prestij yani saygınlığı, ırkı, yaşam biçimi, meslek ve eğitim düzeyi gibi ölçütler dikkate alınıyor. Tanımı verilen kavram nedir dediğimiz zaman hiyerarşik olarak derecelendirmeye toplumsal tabakalaşma ismi verilir. Dokuzuncu sorumuz Toplumsal hareketlilik nedir? Kaç ayrılır? Kısaca yazınız. Toplumsal hareketlilik dediğimiz zaman coğrafi mekandaki yer değiştirmeler veya sınıflar ve tabakalar arasındaki geçişlerle toplumsal hareketler meydana gelir. İki tür hareketlilik vardır. Dikey hareketlilik bir de yatay hareketlilik. Dikey hareketlilik dediğimiz zaman bireylerin gelir düzeylerinde saygınlıklarında ve yaşam biçimlerinde belirgin ve önemli değişikliklere neden olan alt tabakadan üst tabakaya geçmektir. Fakirken bir anda milyarder oluyor. Üst tabakadan da alt tabakaya iniştir. İşte bazen işte ünlülerin bir anda servetlerini kaybettiklerine şahit oluyoruz değil mi? Örnek olarak belediye başkanının başbakan olması bir dikey hareketliliktir. Ya da bir fabrika sahibinin iflas ederek aynı fabrikada işçi konumuna düşmesi dikey hareketliliktir Peki yatay hareketlilik nedir? Aynı tabakal içinde sınıflar arasında gerçekleşen değişimlere deniyor. Diyelim bireylerin gelir düzeylerinde, saygınlıklarında, yaşam biçimlerinde pek önemli değişiklik olmadan Kayseri'deki bir fabrikanın müdürü iken Ankara'daki bir fabrikanın işte müdür oluyor. Ne oluyor? Aynı yerden aynı başka bir aynı işi yapıyor ama başka bir yere geçmiş oluyor. 10. sorumuz toplumsal değişmenin özelliklerinden 4 tanesini yazınız şeklinde. Öncelikle şunu bileceğiz. Toplumsal değişme zorunludur, kaçınılmazdır. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişime ayak uydurmak gerekir. Her toplum değişme halindedir. Ancak toplumların değişme hızları tabii ki farklıdır. Sanayileşme ve teknolojideki ilerleme toplumların değişme hızını artırmıştır. Toplumsal değişme bir süreçtir zaman, yer ve insan toplumsal değişmenin üç önemli unsurudur. Toplumsal değişmenin hızlı olması bunalımlara yol açabilir. Bir alandaki toplumsal değişme diğer alanlardan bağımsız değildir. Karşılıklı olarak birbirlerini muhakkak etkilerler. Evet sevgili arkadaşlar, kanalımızda sosyoloji dersimizin konu an anlatımlarını 11. sınıf oynatma listemizden izleyebilirsiniz. Ayrıca Birinci dönem ikinci yazılı sınav oynatma listemize girerek diğer derslerimizin sınav sorularına da ulaşıp izleyebilirsiniz. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.